Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Oğlak olanlar Aralık 2019 burç yorumlarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Aralık ayında 2 Aralık'ta Jüpiter'in Oğlak geçişiyle başlıyoruz. En çok sizlerden sorular alıyorum Oğlak burçlarından. Gerçekten zorlu bir süreç yaşadınız birkaç yıldır. Farklı farklı konularla mücadeleleriniz, farklı farklı konularda imtihanlarınız oldu diyebilirim. İşte artık bu konulara bir relax, güzel enerjilerini barındırdı. Daha keyifli bir dönemin başlangıcı diyebiliriz sizin için Aralık ayı. 2 Aralık'ta Jüpiter Oğlak burcuna geçerek sizin bu birkaç yıldır mücadele verdiğiniz, uğraştığınız, işte efor sarf ettiğiniz, çözüm yolu bulamadığınız her ne ise konunuz. Çünkü birinci evinizdesin. Bu problem herkes için çok farklıdır. Her ne ise bu problemleriniz. Artık bunlara bu tıkanıklığın önü açılarak daha güzel enerjilerle bütünleşeceği, bu zorlukların daha keyifli bir hal alarak işte daha hafifleyeceği, veya bazıları için tamamen gideceği bir dönem 2 Aralık ve sonrasında çok daha keyifli bir süreç sizin için evet zorluklar. Herkesin hayatında bir alanda zorluk var ama sizin için çok daha büyüktü belki de bu zorluklarınız. Bunlara artık daha relax bir şekilde ilerliyor. Daha güzel keyifli enerjilerin hayatınızda bir yol olarak karşısına çıkacağı bir sürecin başlangıcı 2 Aralık ve sonrasında. Sonra 9 Aralık geldiğinizde Merkür Yay burcuna geçecek sizin 12. evinizde. Bu ruhsal olarak ruhunuzu daha çok dinleyeceğiniz bir sürecin başlangıcıdır. Ruhunuza daha iyi gelen şeylerin, işte ruhunuzun daha tatmin olduğu, ruhun daha çok dinlendiği, ruhun ne istiyor, daha keyifli olabileceğim, ne olabileceği, daha düşüneceğiniz, genel olarak kendinize daha çok zaman ayıracağınız bir dönem 9 Aralık ve sonrasında. Sonra 11 Aralık'a geldiğinde Venüs-Satürn'de bir kavuşum olacak arkadaşlar. Yine sizin bu birinci evinizde. Venüs-Satürn kavuşumu ilişkilerimiz anlamında, ilişkileri sağlamlaştırmak adına bir etkidir. Sizin birinci evinizde olacağı için eğer sevgililik döneminde bir bireyseniz, işte nişan, söz gibi hani bir tık öteye taşımak, ilişkiyi daha sağlamlaştırmak adına, bu illa gönül ilişkisi olmayabilir, iş ilişkisi de olabilir. İş ilişkinizi sağlamlaştırmak adına bir dönem, bir etkidir. Ama bu sağlamlaştırma çok işin içinde Satürn olduğu için çok kolay olmayacak. Biraz zorluklar da barındıracak içinde. Yani hemen keyifli bir başlangıç gibi düşünmeyin. Daha zor biraz mücadele gerektiren. Çünkü dayanıklılığı sağlamak için bir zorluk da yaşamak gerekir. İşte Venüs Satürn'e kavuşumu size bunu tetiklemeniz için gündemler yaratacak. Sonra 12 Aralık'a geldiğimizde İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Sizin beden sağlığınız, iş ilişkilerinizi ifade eden bir evde. 6. beden sağlığı, günlük rutin hayattaki iş arkadaşlarımızdır. Bu konularla alakalı bir gündeminiz var ise hali hazırda mevcut. İşte bunları artık tamamlıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bunun nakşatrası Mirgasira. Bu ruhsal aydınlanma, ruhsal gelişim sürecinin bir başlangıcı için bu dolunayı yapar. Dolunayın doğasını belirler bu nakşatrası, yıldızın enerjisi. Eğer beden sağlığınız anlamında işte uğraşlarınız, gündemleriniz var ise bunu artık kapatıyorsunuz. Bunu artık tamamlıyorsunuz ve bu tamamlayış size çok daha ruhlan, daha dingin hissettiren bir dönemin de başlangıcı olacak. Eğer böyle bir gündeminiz yoksa iş hayatınız noktasında bu hastalıkları da ifade, iş hayatındaki zorluklardan kaynaklı beden rahatsızlıkları, hastalıklar. Bu konuları kapatıyorsunuz. İşte daha iyi bir iş ortamı istiyorsanız, işte bu konularla ilgili problemleriniz varsa bunları tamamlıyorsunuz, kapatıyorsunuz ve bunun akabinde de ruhunuza çok iyi gelen bir dönemin de başlangıcını tetikliyorsunuz. Sonra arkadaşlar 13 Aralık'a geldiğimizde Venüs'ün Plüton'la bir kavuşma olacak sizin yine birinci evinizde. Bu finansal olarak bir kargaşa, bir karışıklık demektir Venüs-Plüton kavuşumu. İstikrarsız bir finansal süreci başlatmaz aslında. O dönem için en azından birkaç haftalık kısası için bir finansal karışıklıktır, karmaşadır, düzensizliktir genel olarak Venüs-Plüton kavuşumu. 13 Aralık civarı bu durum söz konusu sizin için. Sonra arkadaşlar 20 Aralık'ta Venüs-Kova burcuna geçecek. Sizin 12. yine ruhu ifade bir evinize konumlanmış olacak Venüs'ün bu geçişi. Ruhen dediğim gibi bu ay daha keyifli bir sürece başladığınız için ruhunuzu daha çok dinleyeceğiniz, ruhen daha iyi hissettiğiniz, ruhunuzun işte meditasyon yöntemleri, ruhu daha iyi hale getirmek için uğraşlarınızın olacağı bir etkiyi de artırır. Zaten burada Merkür de şu an burada sizin ruh evinizde. Venüs'ün buraya geçişiyle daha bu konularda daha iyi enerjilerde olacak arkadaşlar.
Sonra biraz ilerliyoruz ve 26 Aralık'ta, 22 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçecek. Yine sizin birinci evinize. İşte dediğim gibi bu hayatınızın geneli anlamındaki yaşadığınız problemler her neyse artık bunu bir masaya yatırtarak oturup insanların da görebileceği bir formda konuşuyorsunuz. Bir tık daha öteye taşıyarak yani insanlar da artık bu olaya dahil oluyor diyebilirim. Çünkü görünür bir lobda yapıyorsunuz artık bu problemlerinizi dile getiriyorsunuz. Ve 26 Aralık'ta da Oğlak Burcu'nda güçlü bir güneş tutulması, güçlü bir yeni ay gerçekleşecek. Bu diğer aylara nazaran daha güçlü bir etkide, güçlü bir yeni ay. Ve bunun nakşatrası Muğla Yıldızı. Muğla Yıldızı enerjisel olarak o yeni ayın doğasını belirler. Bu da daha yıkma, parçalama, zarar verme potansiyelinin yüksek olduğu bir yıldızdır. Bir yeniliği hayatınıza taşırken bu hangi döneminizde bir problem yaşıyorsanız, işte evliliğiniz noktasında, iş ilişkileri yani her neyse probleminiz, bu yeniliği getirmek için hem uğraşıyorsunuz hem de bu yenilik birazcık daha böyle insanları kırarak, parçalayarak, zarar vererek bunu yapıyorsunuz. Bunu yapmayın. 26 Aralık civarı daha sakin, daha dingin kalmaya gayret edin. Evet, bu yenilik zaten bir şekilde olacak ki bu güçlü bir yenilik. Muhakkak ki hayatınızda daha görünür bir nokta bu yeniliği gözlemlemiş olursunuz diğer yeniliklere nazaran. Sonraki 26 Aralık'ın hemen akabinde de 27 Aralık'ta Güneş ve Jüpiter'le bir kavuşma olacak. Aslında sizin bu yeniliğinizi artık somut bir işte masaya yatırmak falan dedik ya. Bunu daha somut kağıda dökmek adına daha realistik anlamda somut bir adıma taşımak için uğraşıyorsunuz. 27 Aralık ve civarında da bu tip etkilerle dolu. Genel olarak bu ay bu etkilerdeydi. Sizin için hesaplamış olduğum Ebced'lerin hesaplamaları sonucundaki zikir El Hafit. 1481 defa olumlamamız da arkadaşlar. Kötülüklerden ve bütün kötülerden koru beni Allah'ım. Sabah erken saatlerde bu zikir ve olumlamaları çekmenizi tavsiye ederim. Adedine çok dikkat edin. Olumlamayı 1, 3, 5 ya da daha tek sayılarda. Zikirde zaten 1481 adedince çekilmesi gerekiyor. O ayın negatif etkileri dibe çekmek açısından size çok daha pozitif etkiler sunacaktır. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.